Erhan'la nasıl tanıştınız? Harika. Şöyle harika, teşekkür ediyoruz. Buraya kadar. Şimdi aile dostumuzun oğlunun düğünü var. Oraya gittik. Otelde olduğu için herkesin masası belirliydi. Erhan'ın da masası arkadaş grubundaydı. Sonra o düğünü olacak arkadaşımız Erhan'a diyor ki hani yaşlı ve hani çift gelecek, sen başka bir masaya otur. Erhan da bakıyor, benim masayı görüyor. Ondan sonra hani annemi falan daha önceden tanıyor ama ben hiç görmemiştim. Sonra geliyor, bizim masaya oturuyor. Benim hiç dikkatimi çekmedi, evlilik falan düşünmüyordum. Ondan sonra... Dikkatini çekmedi. Evet, çekmedi. Hiç. Hiç çekmedi. Peki, bundan sonrasına şöyle devam ediyoruz. Devam lütfen. Ondan sonra... o sırada annem bir şey soruyor Erhan'a ailesiyle ilgili. Sonra Erhan ayağa kalkıyor. Hani diyor ki, Ömür teyze duyamazsın beni diyor. Önünü ilikliyor ve annemin yanına doğru gidiyor. İşte ben orada vuruldum. Dedim ki, bu benim olmalı. Yani bu çocuk benim olmalı dedim. Çünkü efendi... Almalıyım ben onu dedim. Önünü nasıl iliklediyse. Ondan sonra... Ben sonra düğün bitti, akşam oldu. Anneme dedim ki, anne Erhan'ı bana ayarlasana dedim. Bu şekilde. Anneme söyledim. Anneme söyleyeyim. Ne var dedim. Anneler kızlarıyla? Annem de orada sorabilirsiniz hatta. Anne, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş buldum. İyi, ne yapalım biz de. Vallahi işteyim ben de. Vallahi. Siz eskiden tanıyorsunuz. Erhan hakikaten böyle efendi, beyefendi bir çocuk mudur? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz heyecan var. 8 tane sitem var bende. Konuşamıyorum. Heyecan. Anlıyorum. Evet. Ben de size evet diyeyim. Hiç zorlamayın kendinizi. İyi ki buradasınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ellerinize öperim. Sekiz tane stand. Evet. Heyecan. Sürekli bak olaylar. Evet. Sonra anneme dedim ki, anne bana bu çocuğu ayarlasana dedim. Ondan sonra annem dedi ki, konuşalım aile dostumuzla. O uygun görürse olur. Ondan sonra çağırdık ama ben şaka yapmıştım. Sadece, şaka. Evet. Gerçekten hani bir an böyle heyecanlandım, geçti sonra. Şaka olduğuna inananlar kimler? Çünkü hemen dışarı çıksınlar, onları burada görmek istemiyorum. Şaka. Çünkü ben işte tel tedavisi görüyorum. İşte hani ben şu an evliliğe Peki. hazır değilim. Hani bu şekilde telli duvaklı gelin olmak istemiyorum. Ama işte bak bir duan eksik. Evet. Diye çocuğu sonradan içimde yok ettim. Kendime inandırmak istemedim aşık olduğumu. Sonra o aile dostumuz geldi. Annem söyledi. Annem de dedi ki, olur bu iş dedi. Ve konuşuyorlar. Sonra Erhan aradı o aile dostumuz. Hayırlı bir iş var, hayırlı bir kız buldum sana dedi. O da tamam olur falan dedi. Sonra git o aile dostumuzun evinde buluştuk biz. Orada konuştuk ama ben hayır diyeceğim. Ailemin haberi yok. Ondan sonra her şey hazır böyle. Çocuklar 2-3 külah daha getir. Evet.